Merhaba arkadaşlar. Atay'ın Ben Korkmam 5. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 4. ünite konularından noktaların konumlarını öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Kareli veya noktalı kağıtta iki noktanın birbirine göre konumu belirlenirken sağ, sol, aşağı, yukarı ifadeleriyle birimlerden faydalanılır. Örneğe bakacak olursak, kareli kağıtta verilen A noktasının B noktasına göre ve D noktasının C noktasına göre konumunu belirleyelim. Şimdi A noktasının B'nin neresinde dediğimizde hemen B'ye geliyoruz. 2 birim sola, 3 birim de yukarıya çıktığımızda A noktasını bulduğumuza göre A noktası B noktasının 2 birim solunda, 3 birim yukarısındadır diyoruz. D noktası peki C noktası neresindedir dediğimizde hemen C'den itibaren D'ye doğru 4 birim sağa, 2 birim de aşağı indiğimizde diyoruz ki D noktası C noktasının 4 birim sağında, 2 birim aşağısındadır diyerek noktaların birbirine göre konumunu belirliyoruz. Örneğimize bakacak olursa arkadaşım, aşağıdaki kareli kağıttaki noktaların birbirine göre konumlarını belirtecek şekilde tamamlayalım. Şimdi birincisinde P noktası, R noktasının neresinde? Hemen R noktasına geldik ve P'ye kadar gidiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 birim sola, 1 birim de yukarıya çıktığımızda P noktasını bulduğumuza göre diyoruz ki P noktası R noktasının 4 birim solunda, 1 birim ise yukarısında. Evet, ikincisinde ise V noktası R noktasının neresinde? Hemen bakalım. Evet, R noktasından V'ye kadar gideceğiz. R'den 3 birim sola, 3 birim de aşağı indiğimizde V noktasını bulduğumuza göre diyoruz ki V noktası R noktasının 3 birim solunda, 3 birim ise aşağısında. Evet. Peki V noktası Z noktasının neresinde? Hemen bakalım. Z'den V'ye gideceğiz. Hemen Z'yi bulduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim sola. 1 birimle yukarı çıktığımızda V noktasını bulduğumuza göre diyoruz ki V noktası Z noktasının 8 birim solunda, 1 birim de yukarısındadır. Evet arkadaşım, bu şekilde noktaların birbirine göre konumlarını belirliyoruz. Geri kalan sorular sana ödev. Şimdi sen doğru parçası ve ışın nedir? Noktaların da birbirine göre konumu nasıl belirlenir? Öğrendiğine göre geri kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini Ata Yayınları Ben Korkmam 5. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.